Abdurrahman Dilipak, Paralel Akademi. Bir akademisyen arkadaşla konuşuyoruz. Üniversitelerde dönen dolapları anlatıyor. Kaç üniversitesi var paralel yapının dedim. Kendilerine bağlı 13 üniversiteleri varmış. Etkili oldukları devlet üniversitesi sayısı daha çok. Üniversitelerdeki ihaleler, döner sermaye işleri, bilir kişilikler, akademi yayınlar, akademik dergiler, intihaller, sertifika programları, akademik programlar, eşdeğerlik konusu, yeterlilik sınavları say say bitmez. Bir arkadaş yabancı dil sınavlarına dikkat çekiyor. Bir başkası Santez ve Kalkınma Ajansları ile ilişkilere dikkat çekiyor. Üniversitelerdeki terör eylemlerinin arkasında derin ve paralel yapının rolü olduğunu söylüyor. Tepe ve Gata Çevik bir zamanında derin yapı tarafından kullanıldı. Ecevit'in Başkent Üniversitesi'nde başına gelenleri biliyorsunuz. Paralel kolej ve dershaneler de bu konuda kullanılmadı mı? Aslında Amerikan kolejleri niçin geldiyse bu topraklarda bu dershane ve okullardan beklenen de aynı şeydi. Ottu, Galatasaray, Boğaziçi, Bilkent daha sonra Koç paralel yapının kuruluşu aşamasında altyapı çalışmalarının merkez üssü gibi kullanıldı birileri tarafından. Bazı kürsülerin akademik çalışmaları içine gizlendiler. Yabancı akademisyenleri ve dil öğretmenleri gibi gelip gittiler. Bazı akademisyenler misafir öğretim üyesi olarak davet edildiler. Aslında bunları çok gizleme gereği de duymadılar. Göstere göstere yaptılar. Yabancı vakıflar gelip burada bazı STK'larda bu maksatla ortak çalışmalar yaptılar. Daha önce Özal üzerinde çalıştılar. Özalı durduk yerde evrene danışman yapmadılar. Baradey'in niçin sisiye danışman yaptılarsa Özalı onun için evrene danışman yaptılar. Gülen'i 60'lı yıllardan itibaren soğuk savaştaki rolü İran devrimi karşısındaki duruşuyla da onayladılar. Ama öte yandan sadece Nurcular üzerinden gitmek istemediler. Nurcular arasında başka gruplarla da yıllardır Demirel üzerinden bir temasları vardı zaten. İkinci hedefteki kitle nakşilerdi. Özellikle de İskender Paşa ile çok ilgilendiler. İskender Paşa özal referansı ve Erbakan liderliğindeki harekete yakınlığı dolayısıyla önemliydi. Esat Çoşan Hoca ile de temas kurmaya çalıştılar çalıştılar bildiğim kadarıyla. O bunu kabul etmedi. Türkiye'den niçin ayrıldı? Vefatının arkasında bu konuyla ilgili bir şüphe var mı bakmak gerek. Bu işin arkasındaki ekip nurculuk ve nakşilik hakkında çok detaylı çalışmalar yaptılar. Din algıları, siyasetle ilgileri, insan kaynakları, eğitim düzeyleri, kendi içlerindeki aykırılıklar hepsi biliniyordu. Bu çerçevede RPSP ve BBP üzerinde çalışmalar da yaptılar. Mesela derin devlet içinde daha sonra BCG Ergenekon Balyoz adını verdikleri grubun tasfiyesi için refah yolu kullanmayı planladılar ama başarılı olamadılar. Yoksa Çiller bir gecede hidayete ermiş değildi. Susurluk'ta kaza yapan araçtaki Çatlı ve arkadaşları da bu planda yer alıyordu. Muhsin Yazıcıoğlu bu plana destek vermeyip Erdoğan'ı ve bir takım kişileri uyardığı için bu vesileyle hayatından olmuş olabilir mi? Aslında paralel yapının bir şekilde içinde, kenarında, kıyısında liberal ve sol kesimden bir sürü insan vardı. Baykal'da öyle bir gecede hidayete ermemişti. Ecevit'te paralel yapı karşısında Merve Kavakçı karşısındaki radikal tavrından eser yoktu. Koç ya da Boyner ya da Tüsyat çevresinden birçok kişi zaten bir şekilde paralel yapıyla kol kolaydı. Türkçe olimpiyatlarının sponsor ve destekçilerine bakın. Aban toplantılarının içinde, önünde, arkasında yer alanlara ve bu çevrelerin ilişki içinde oldukları STK'lar, akademik çevrelere bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Daha doğrusu paranın izini sürün. Sermaye grupları, iş dünyası, para kaynakları, finansal hareketleri izleyin. O zaman ne demek istediğim daha kolay anlaşılır. Üniversitelerde para da var, insan kaynakları da, sınav manipülasyonu da var. Akademik casusluk da var. Bilimsel makale toplayıp yetersiz deyip yetersiz bulduklarını söyledikleri benzer birkaç makaleyi kendi adamlarından birine verip yeniden yazdırıp kendi adamlarını yükseltenler de Paralel yapı akademisyen fabrikası gibi çalıştı bir ara. Nasıl olsa her şey ellerindeydi. Lise mezunu birini alavere dalavere nasıl doçent yaptıkları anlatılır. İstihbarat faaliyeti için kullandıkları boş diplomayı nasıl doldurup usulsüz bir takım işler çevirdikleri de anlatılır. Yani bu işin çivisi çıkmıştı. Amerikalılar da İsraililer de olup bitenleri anlayamaz, yönetemez hale gelmişlerdi. 17 Aralık'ta patlamamış olsaydı da bu iş yine bir gün bir şekilde patlayacaktı ve sonuçları patlama geciktikçe daha vahim bir hal alacaktı. Yani Erdoğan'a boşuna kızıyorlar. Bu iş gaz dolu bir balon gibi yükseldikçe şişti, şiştikçe yükseldi ve 17 Aralık'ta paralel yapı kendi içinde panikleyince bom. Paralelciler güç zehirlenmesine yakalanmıştı. Hesap kitap birbirine karışmıştı. Gülen bu başarıyı kendinin manevi gücünde vehmediyordu. Hatta arkasındaki yabancı istihbarat örgütlerine karşı kendi gücünü ispatlamak için, kendi tabanına motivasyon muhalifleri üzerinde caydırıcı baskı kurmak için abartılı bir meydan okuma gayretine girdiler. Zaten Bob da krizi yaşanınca, perde gerisindeki güçler yeni bir politik aktör arayışına girince, gülen, elini çabuk tutmak istedi ve acele edince sonuçta olan oldu. Paralel Akademinin gelinen noktada bir önerisi yok. Gülen'in o karizması da artık ne kendi tabanına umut ve güven vermeye yetiyor ne de İsrail'deki, Amerika'daki, İngiltere'deki, Vatikan'daki müttefiklerine umut ve güven veriyor. Çeyrek asırlık bir oluşumda sona gelindi. Erdoğan'ın şansına gelince Gülen eliyle derin yapıyı tasfiye etti. Şimdi kendi de paralel yapıyı tasfiye etmek istiyor. Arap Baharı ve Büyük Orta Doğu planları da bitti. Tarihin sonu ve medeniyetler arası çatışma planları ılımlı İslam için yön gösterici bir tez olacaktı. O da bitti artık. Sadece şimdi bundan sonra sırada ne var? Görünen köyün hikayesini anlatayım mı? Şans Erdoğan'dan yana. Paralel devlet ve paralel din için gün batımı. Batının açması şu. Ne Türkiye'siz ne de Türkiye ile birlikte. Bütün seçenekler Türkiye'nin evetine bağlı ve artık hayır diyebilen bir Türkiye var. Oyun bitti. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak yeni akit.